Bugün öyle yakınımızdaki köyleri gezelim dedik. Hera'ya geldik. Hera şu dağın arkasındaki yeni köyde. Burası da Kirazlı yakında Gökçeağlan köyü ve buranın üzüm bağları çok meşhur. Üzümcü genel halkı üzümcülükle uğraşıyor. Şöyle bağa girdik. Bağ sahibiyle tanıştık. Onun bağındayız şimdi. Gördüğünüz gibi üzümleri size böyle bağında çekmek istedim. O kadar güzel ki havası, suyu, ortamı ve şu yürüyüş yerleri gerçekten emek emek işlenmiş. Muhteşem ve üzümler de üstünde bu üzümleri sipariş geldikçe kesiyorlarmış. Birden hani kesilip kasalandığı zaman olmuyormuş üzümler. Biraz size de göstereyim dedim bulunduğum ortamı. Ben de böyle güzel bir ortamı bulmuşken yürüyeyim dedim bu üzüm bağında. Biraz dalında, salkımında, bağında üzümü göreyim dedim. Gerçekten çok güzeller. Bakar mısınız? Şunların güzelliğine. Evet, harika. Böyle yürüyorum işte burada. Keşfediyorum yakınımızdaki köyleri. Ender Bey neredeyiz? Üzüm bağındayız. Üzüm bağı, muhabbet bağı. Burada da kesiliyor üzümler. Şöyle sepetlere dolduruyorlar. Kestikten sonra. Ortamın hiç kötüsü olmaz. Yer bildirimi yapacaksan eskiler besicilik. Gökçeağlan köyünde. Çıkın çıkın gelin. Üzüm istiyorsanız. Her şey mevcut. Evet. Evet, şimdi eve geldim. Çocukların yemek saati. Bir pareksin içerisine daha önceden böyle odun ateşinde Trabzon'da kaynatılmış olan ilikli kemik suyu vardı. Onu dondurucuya koymuştum. Çıkardım. Birazcık şimdi sıcak su ekleyeceğim üzerine, karıştıracağım. Çocukların mamasının üzerine dökeceğim. Bugün bu şekilde yiyecekler ki faydalansınlar kemik suyundan. Şifa olsun onlara. Biz de bugün hamburger yapmaya karar verdik. Şöyle dondurucudan gravyer peynirlerimizi çıkardım. Double cheese yapacağız. Yani çift peynirli olacak. Sonra Ender gitti, şey aldı geldi. Marul. Onu güzelce karbonatlı suda bekletiyorum. Kaynayan sudan bu buzların üstüne ne kadarlık koyacağım bir saniye şimdi.
400'e kadar iyidir. Şu şekilde erisinin içinde bakın çözüldü hemen. Güzelce karıştıracağım şimdi kaşıkla ve mamalarına pay edeceğim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi dökeceğim. Kobe. Fox. Fındık. Tekrar Kobe. Fox. Fındık. Kobe. Fox. Fındık. Kobe. Fox. Fındık. Evet. Döktüm. Şimdi şöyle karıştıracağım. Afiyetle yiyecekler. Ev yemeklerinin içine de bazen koyuyorum. Çok vermiyorum çünkü fazlası da iyi değil. Onlara yetecek kadar onlara hazırladığım yemek programı dahilinde, menüsü dahilinde veriyorum. Zaten bakın nasıl bekliyor. Bakayım ama sıcaklığına. İyi bunun sıcaklığı. Gel. Al Kobe. Gel fındık. Gel. Kızım bak senin orada git. Fındık gel. Hadi in bakalım. Ve Fox. Evet. Al bakalım ne olacak. Afiyet olsun. Kızım gel. Fındık. Fındık. Gel. Fındık fındık fındık. Kobe sen kendi yemeğini yemelisin ama. Kobe şey yapıyor. Ona da sulanıyor. Gel kızım. Afiyet olsun. Selam. Merhaba herkese tekrardan. Ay uykum geldi. Şu an mutfaktayım. Ne yapıyorum? Robotu çıkardım. İki şey yapacağım. Önce bir hamur karıştıracağım robotta. Bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız da anneannem rahatsız ve çorba çok seviyor. İşte benden kabak çorbası istemişti. İşte birçok kere yapıp götürdüm. Anneannem kulak çorbası da çok seviyor ve o çorbayı bana o öğretmişti. Kulak çorbası ne derseniz işte mantı var, kesme hamurlar var içinde. Kesme hamurlar böyle domates, soğanlı kavuruyorsunuz, domates koyup kavuruyorsunuz. İşte renk biberi koyuyorsunuz. Yani renk biberi dediğimde toz biber. Konuşamadım. Su koyuyoruz. Başka bir tencerede mantıyı haşlıyoruz. Sonra içine atıyoruz. Bu şekilde oluyor. Ve yani illa yoksa kesme hamur parçalarınız şehriyedir, yıldızdır koyabilirsiniz. Bir de mantı mutlaka olursa iyi olur. Burada kulak çorbası deniliyor. Ha, dedim ondan yapayım anneanneme. Şimdi mantının hamurunu hemen bir yumurtadan bir mantı mantı hamuru yapacağım. Hemen onu tık tık kapatacağım. Biraz fırınlayacağım. Ondan sonra hazır. Yarına hazır olur. Bugün yemeğini yedi çünkü. Dilerim iyileşir anneannem. Cuma günü hastaneye gideceğiz. İşte MR çekilecek. Kemik çökmesi, kas çökmesi artık başladı ve ağrıları çok fazla oluyor. Bu şekilde bilmiyorum şimdi cuma günde çekilsin. Netlik kazansın. O zaman söylerim ama yaşlılığa bağlı. Kemik erimesi de var zaten. O yüzden hızlı bir anda zaten hızlı ilerliyor. Her neyse ben bu konulara girmeyeyim. Hemen hamuru yapayım. Ve bugün 10 kilo biber aldık pazardan. Yine bu jalapeno artık neyse onun adı. turşusu yapacağım. Buraya açıvereceğim şeyleri, kavanozları. İçlerine nohut, tık 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 kestiklerimi koyacağım. Aralara sarımsak koyacağım. Sıcak su, ondan sonra sirke kapatacağım. Onlar da hazır olacak. Şimdi ben önce tabii şunu yapayım. Çünkü kıymayı çıkarmıştım. Tabii içi de aynı. Kıyma mantı içi gibi. Detaylı çekmeyeceğim. Çünkü çok hızlı çalışmam gerekiyor. Kamera olduğu zaman koy, kaldır, boşalt biraz zor oluyor. Evet.
gözüküyormuşum bak burada. Şey alıyorum da. Un. Mantı hamuru için un. Şey yapacağım ben. Herhalde bir bardaktan yapacağım. Yeter herhalde. Çünkü çok şey yapmayacağım. Ilık suyum da var. Şimdi nasıl yapacağım onu göstereyim. Bir bardak un kullanacağım. Birebir yapıyorum genelde zaten. Ama şey duruma bağlı biraz daha un ekleyebilirim. Bir tane yumurta. Biraz tuz koyacağım. Bu tuzu bitmiş. Tuz bitmiş. Bitiren doldurmamış. Kim acaba doldurmayan? Evet. Şimdi şunu şöyle bir karıştırayım ben. Gürültü olacak. Şeye bakıyorum. Bu yeter. Yetmezse bir bardak daha yaparım. Fazla olmasın da hamur. Yetmezse bir bardak daha yaparım. Çünkü çok fazla vaktim yok. Turşu da yapacağım için. Oyalamasın fazla. Hani dolu dolu yapmayacağım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet, çok az kaldı. Açtım, kestim. Biraz irili kesiyorum ki dişine değsin. Burada birazcık fırınlayacağım yalnız. Ondan sonra ver fırına. Sonra çorbalık için hazır. Yarın da çorbayı yapıp götüreceğim. Evet. Evet. Tam 10 kilo biberim var. Şimdi güzel bir kova kullanıyorum. Büyük leğenim yetmedi. Güzel bir iki yorumları karbonatlı olarak keseceğim. Önce bir duruluyorum. Öğrendiği şeyini alıyorum. Kozun toprağını. Daha sonra 7 dakika karbonatlı suyla bekleteceğim. Tekrar durulacağım ve doğrayacağım. Yapımı çok kolay. Daha önce çekmiştim. Sağlıktaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Denemeyenler mutlaka denesin. Acı sevenler denesin. Çok harika bir tarif. Hadi bana kolay gelsin. Bu arada da mantım bitti. Gördüğünüz gibi şöyle şu an şey aşamasında, soğuma aşamasında, yarın anneanneciğime kulak çorba olacak. Sarımsakları bu şekilde sıcak suda bekletiyorum. Daha sonra tek tek soyuyorum. Kabukları daha kolay çıkıyor. Bildiğiniz olsun. Merhaba. Bulaşık makinesi ötüyor bu arada. Şöyle bir kabın içerisine sarımsakları koydum. Sıcak su koydum. Çok değil, hemen 3 dakika daha diyebilirim. Oluyor. Sonra birazını döküp üzerine soğuk su ekledim ki elimi sokayım, yani suyu ılıklaştırdım. Ve sonra bu şekilde sarımsakları soyuyorum. Çok kolay oluyor. Bildiğiniz olsun. Belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için paylaşmak istedim. Bu şekilde tık 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 soyuyorum. Çünkü bana şu anda bolca sarımsak lazım. Burada kovaların içinde 10 kilo kadar, 10 kilo biraz geçik biber var. Turşu yapacağım şimdi. Tık 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 tık. Ama önce ön hazırlığımı yapmak istedim. Her zaman olduğu gibi. Sıra geldi turşuya. Malzemeleri hazırladım.
Şimdi bir kilodan yapıp çektim tarifini. Şimdi kaldı geriye 9 kilo. Tak tak şimdi doğrayıp parçaları birleştirip turşumu yapıp yatacağım. Tek turşuyu yapmakla kalmayacak tabii. Ay saça da bak. Tek turşuyu yapmakla kalmayacak. Şu mantıyı kaldıracağım dolaba. Çeri çöpü derken ortalığı toplarım, yatarım. Bugün bu kadar. Yarın devam ederiz. Belki turşuları bitirdiğimde eğer çok uykum gelmemişse ve aklıma gelirse işin aslı kavanozları da çekerim. Tarifi de ayrıyetten özel olarak tam ölçülü çektim. Görüşürüz canlar.